Şimdi yeni doğan çetesinden bahsedeceğiz. Muhabir arkadaşımız bu dosyayı takip ediyor. Nermin, hoş geldin. Evet, Tarkan Kaleli hoş bulduk. Evet. Yeni doğan çetesini konuşacağız bugün. Çünkü gerçekten çok ciddi ve çok sıkıntılı bir durum. Çünkü bebeklerden bahsediyoruz ama ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi o çetenin ilişkili olduğu hastanelerin yorumlarına bakıldığında sadece bebekler de değil. Yetişkinlerin de başına bu tarz şeyler yani geldiğini... Sadece ismiyle sınırlı değil. Yeni doğan çetesi dediğimiz zaman bebekleri düşünmemek lazım. Şimdi sadece. Yorumlara bakılırsa böyle. Mesela bir hastanenin yorumlarına baktım. Orada şöyle bir şey yazıyor. Annemi yatırdım o hastaneye. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Ve o 15 gün boyunca tabii hasta yakını kapıda bekliyor. Evet. Yoğun bakımdan sağ çıkan hasta görmedim diyor. Bir günde 3-4 hasta ölüyordu diyor. Kendi annesi de yine hastanede hayatını kaybetti. Şimdi diyor ki o yorumda. Anneme bir gün iyi dediler, bir gün kötü dediler. Şimdi oralara gelelim ama Nermin. Öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Yeni doğan çetesi hastaneleri mi kullanıyor? Yeni doğan çetesi aslında sağlık çalışanlarından oluşuyor ve evet hastaneleri kullanıyor ama 112 acil servis de var. Yani daha doğrusu orada çalışanlar da var. Çünkü bir hastanede doğum yapan bir annenin bebeğiyle ilgili sağlık durumu kötü. Hemen yakın hastanelere sevk edelim. Bu hastanede yeterli gelmez. Yakın hastanelere sevk edelim diyorlar ama o yakın hastanelere sevk etme kısmında da işte 112 çalışanları devreye giriyor. O yakın hastanelere sevk edilirken onlarla da iletişim halinde oluyorlar. Peki o 112 çalışanları da çete üyesi mi? Tabii. Çeteyle bağlantılı zaten. Şimdi 494 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz ve 40'ın üzerinde de şüpheli var. Bunlardan şu an 20'nin üzerinde tutuklu var. Çetenin lideri de doktor. Zaten bir doktor. Çünkü bunu bir sağlık çalışanı dışında zaten kimse yapamaz. Ama vaat ettikleri şey de zannedersem çok büyük meblağlar. Çok büyük gelirler elde ediliyor. Tabii. Çünkü bebeklerin aslında ihtiyacı yok. Ama entübe ediliyor. Yeni doğan bebek dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 3-4 katı fazla para alıyor hastane. Ve sadece o da değil. Kullanılmayan ilaçları da kullanılmış gibi gösteriyorlar. Bu da yine onlara bir gelir yazıyor ki şunu da söylemek istiyorum bakın. O çete üyelerinden bazılarının hesabında mesela Hasan Basrige 7 ayda 222.880 lira yatıyor bir kişinin hesabına. Ne kadar sürede? Yine, 7 ayda. 7 ayda. 7 ayda. Yine bir başka hemşire hani hemşire Mehtap ona bu bebeği öldür denmişti aslında. Evet. Bunu da biliyoruz. Bu bebeği öldür. 10 satürasyonlu bebek mi olur denmişti. İşte o hemşirenin hesabına 31.218 lira yatırılıyor. Yine başka bir hemşire, o da özel hastanede görevli, 90.500 lira hesabında bulunuyor. Ciddi paralar ki çok bunlar ciddi paralar. Bireysel yatırılıyor. Hesap hareketliliklerinde de gözüküyor zaten. Tabii bunlar gözüküyor zaten. Bir de şunu düşün ki hasta diye gösteriyor ve SGK'dan 3-4 katı daha fazla para alıyor. Normalde hastaneye girecek paranın 3-4 katını alıyor. Ne zamandır yapıyorlar bunu? Şimdi şöyle aslında 2023 yılında ortaya çıkıyor. O da bir doktor sayesinde. Çünkü bu bebeklerin sağlık durumundaki çelişkileri fark ediyor doktor. Örnek veriyorum bir tane bebek entübe yazılıyor ama entübelik bir durumu yok. Ya da yine epikrizlerinde hastalıklarına dair çok fazla bir şey göremiyor. Dolayısıyla bir şikayette bulunuyor. 2023 yılında da hastanelere denetim başlıyor bu sefer. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aslında olduğu dönem olarak düşünülüyor şu anda olayın yani, ortaya çıkışını. O doktorun ifadesi olmasa bu çete hala faaliyette devam ediyor. Tabii. Çünkü fark edemeyebiliyorlar. Bakın dediğim gibi çok yorum var hastaneye yönelik. Ve ailelerle de görüştüm. Çünkü onların da bazıları diyor ki nereden anlayalım? Hani takdiri ilahi olabilir. Hastadır olabilir diyor. Çünkü o görmüyor ki aslında bu kadar toplu bir bebek ölümünün olduğunu. Peki o bebeklerin haricinde o hastaları kullanıyorlar ya. Bir yaş aralığı var mı? Yani şu yaş grubundan daha fazla mağdur sayısı buluyoruz dediğin. Şimdi aslında şöyle şu anda en ortada olan bebekler. Bebeklere yönelik şey ama dediğim gibi bu çetenin daha doğrusu ilişkili olduğu hastanelere baktığımızda o yorumların altında yetişkinlerle ilgili de çıkıyor. Bir sürü yorum. İşte bir kişi annesini kaybetmiş hastanede. Varsa arkadaşlar o yorumları da ekrana getirebilirsiniz. Tabii. Mesela bir kişi annesini kaybediyor hastanede ve diyor ki yorumunda bir gün iyi dediler bir gün kötü dediler. Gelin yarın taburcu edeceğiz dediler. Sabah 5'te cenazesini aldık diyor. Şimdi bu aslında hayatını kaybeden bebeklerden birinin ailesinin de başına geliyor. Aileyle konuştum. Şimdi bana dediler ki
doğum yapıyor, bebek hastaneye yatıyor ama solunumunda problem var diye yine anlaşmalı oldukları bir 112 çalışanı anlaşmalı oldukları bir özel hastaneye götürüyor bebeği. Orada günlerce yoğun bakımda kalıyor. En son yoğun bakımın 4. günü aileye iyileşiyor diyorlar. Ama daha sonra tekrar kötüleşiyor. Bak yine bir gün iyi, bir gün kötü gibi bir durum var. Hatta anne bebeğini kucağına alıyor, emziriyor, sağlık durumunu da görüyor, daha iyiye gittiğini görüyor. Ona da aynı şekilde o anneye de yarın taburcu olabilir diyorlar. Onlar da ertesi gün bebeğin cansız bedenini alıyorlar. Bebeklerin üzerinden kurulan bir vahşet aslında bu. Kesinlikle öyle. Çünkü 12 bebek diyoruz. Hı hı. 12 bebek. Mesela yine o yorumlarda şu da var. Gereksiz yere yoğun bakıma yatırılıyor ya bebekler. Hı. Bir tane bebek 20 gün yatırılmış yoğun bakıma. Evet. Sonra sorunu yok diyerek çıkarıyorlar. Anne de ısrarla soruyor. Sorunu yok değil mi diye. Ama başka bir hastaneye götürüyor, bebek sarılık. 20 gün yoğun bakımda yatan bir bebeğin sarılık olduğu anlaşılır. Çünkü sağlık çalışanlarından bahsediyoruz. Şimdi sadece 112 acil sağlık ekipleri değil. Aynı zamanda bütün bir hastanenin hemşire, böyle bir, ebeler, doktora. Bütün bir hastane değil aslında. O hastanede çalışan birkaç kişi. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz hep bebeklerin ölümlerini konuştuk. Çünkü çok acı. Benim konuştuğum ailelerden biri 10 yıl sonra ilk defa bebeğimiz oldu dedi. 10 yıl sonra gelen bir bebek ama ihmalden kaynaklı o da hayatını kaybediyor. 10 yıl beklemişler. Bu çok acı, bu çok ciddi. Bu yüzden de tabii ki bebeklerin ölümünü konuştuk ama şu da var. Engelli kalan bebek de var. Hayatı öyle devam edecek. Tabii. Şimdi yine bu bebeği de solunumunda, satürasyonunda problem var diyerek yoğun bakıma yatırıyorlar. Bebek yoğun bakımda günlerce kalıyor. Ardından taburcu olacak ama şöyle bir durum gelişiyor. Doğumu yaptıran doktor diyor ki aileye, 3 günden daha fazla sizi hastanede tutarlarsa çıkarın bebeği. Hı hı. İçeride bir terslik olduğunu o da fark ediyor çünkü. Aile doktor bunu söylediği için 3. gün bebeği çıkartmak istiyor ve epikriz istiyorlar. Yani bebeğin bugüne kadar sağlık durumu ne? Neden yatıyor şu an? Bunu alacaklar, başka bir hastaneye götürecekler. Aileye şu söyleniyor, şu anda doktor yok ya, veremeyiz. Şimdi bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde doktor yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Evet. Bu bir kere başlı başına zaten bir skandal. Ardından diyorlar ki doktoru arıyorlar. Doktor telefonla hemşireye epikriz yazdırıyor. Bebeği alıyorlar. Bu sefer ambulans yok hastanede. Götürecekleri hastaneden ambulans talep ediyorlar. Bebeği götürüyorlar. Ve bebek oksijensiz kalıyor uzun bir süre. Beyin kanaması geçiriyor. Ve hidrosefali şu an. İşitmesinde %100 engel var. Ama bu bebeğin doğumdan sonra, çünkü doğumu yapan doktor da söylüyor, bir problemi yok. Yine onlar da şikayetçi oluyor. Çünkü sorunu olmayan ya da hamilelik esnasında da problemi gözükmeyen, doğumda da problemi gözükmeyen bebeğe satürasyonunuz düşük deyip yoğun bakıma yatırıyorlar. Ama ardından bebek beyin kanaması geçiriyor. Ve hastaneden de çıkartmak istemiyorlar. Hani belki doğumu yaptıran doktor 3 günden fazla tutmayın demeseydi belki onu da kayıplar arasında konuşacaktık biz bugün. Belki 13 hayatını kaybeden bebekten bahsediyor olacaktık. Ama bir doktorun bu söyleminin ardından çıkartıyorlar hastaneden ama bu sefer de işte engelli kalıyor. Ve hidrosefali iyileşmesi mümkün olan bir rahatsızlık değil. Çünkü beyninde sıvı ödem birikiyor çocuğun, beyin kanamasından da kaynaklı. Şimdi sen anlatırken benim tüylerim diken diken oluyor Nermin. Yani hani bebek deyince insanın daha farklı bir duruma geçmesi gerekiyor. Ama nasıl oluyor da bu kafada hani sadece para için bunu yapabiliyorlar, ben anlamış değilim. Şimdi nerede faaliyet gösteriyorlardı? İstanbul'daysa İstanbul'un neresindelerdi daha çok? Aslında İstanbul'un birçok hastanesinde Esenyurt'tan Avcılar'a kadar var. Çünkü onun üzerinde yine hastaneden bahsediyoruz ve hepsi özel. Yani özel kliniklerle bir anlaşma var ama dediğim gibi bu bütün o hastanedeki tüm sağlık çalışanlarıyla ilgili değil. Bu çetenin içinde yer alan o 40 üzeri sağlık çalışanıyla ilgili. İstanbul'un birçok noktasına yayılmış durumdalar aslında. Neye güveniyorlar tek peki? Değil. Yani sağlık çalışanı zaten bu insanlar. Örnek veriyorum, sen hastaneye gittiğinde bir doktor sana sağlık problemini söylese şüphe uyanmaz. Evet. Olabilir. Güvenirim. Doktor, evet, doğru. Ki konuştuğumuz ailelerin hepsi de bunu söylüyor. Güvendim diyor. Güvendim diyorlar çünkü doktor müdahale ediyor kapalı kapılar ardında. Hı-hı. Ben nereden bileyim, doktor ve güvendik diyorlar ve birden fazla sağlık çalışanı var dediğim gibi. Peki kaç kişilik bir çete bu? Şimdi 40 üzeri dedim, 47 şüpheli var şu anda. Hı-hı. Çetede 47 şüpheli var. Bunlardan 22'si tutuklu. Zaten bu çetenin liderinde bir doktor
olduğu söyleniyor. Hatta yine o doktora muayene olan kişilerin de şikayetleri yine yorumlarda yer alıyor, sakın buraya götürmeyin diye. Ve buradaki tek amaç da SGK'dan daha fazla para almak. Olumsuz yorumlarda var aslında. Tabii var, çok fazla var hem de. Hani bu olumsuz yorumların içinde dediğim gibi şunlar da var. Yoğun bakım kapısından canlı çıkanı görmedim de var. Şimdi bir hastane, tamam, yoğun bakım evet en kötü bölümdür. Artık yatılı tedavinin de işe yaramadığı, daha ciddi bir tedavi alması gereken bir bölümdür hastanın, ama o yoğun bakımdan da her gün hayatını kaybeden biri çıkmaz. Bu tabii dediğim gibi yorumlarda yer alanlar bunlar. Peki bu çetenin lideri nasıl baskılamayla, nasıl böyle bir organize işe girmiş? Neler biliyorsun onunla ilgili? Zaten çetenin liderinin bir sağlık hizmeti şirketi var. Dolayısıyla çok da fazla sağlık çalışanını tanıyor ve dediğim gibi kendi firması bu. Aynı zamanda az önce de söyledim, aslında gelen paraları 7 ayda 222 bin çok ciddi bir para. Çok büyük para. Ve çok belli ki uzun bir süre ne yaptıkları belli olmadı. Dolayısıyla o gelen fazla para elbette ki bu tarz çetelerde bir motivasyon sağlıyor. Ve bugüne kadar aslında çok ciddi de bir şüphe olmamış. Herkes son 6-7 ayda duyuyor aslında bu çeteyi. Evet. Peki ekleyeceğim bir şey var mı? Şunu da söylemek lazım dedi. Yani şöyle, aslında hastanelerin yoğun bakımlarındaki yetişkin bölümlerine de bir bakmak gerek olduğunu düşünüyorum son yorumlardan kaynaklı. Bir de tabii dediğim gibi sadece hayatını kaybeden bebeklere odaklandık. Çünkü çok kötü bir durum. Çok bebek. Büyük acı. Evet. Belki biz kucağımıza almaya kıyamayız. Gerçekten çok büyük acı. Ama bir de engelli kalanlar kısmı var. İhmal kaynaklı engelli kalanlar kısmı var. Bir de üstüne tüm bunlardan ciddi bir para kazanan çete var ve savcıyı tehdit dahi var bunun içinde. Pekala. Şimdi tabii sen bu dosyayı takip edeceksin. Yani o engelli kalan bebeklerle ilgili, yetişkinlerle ilgili birçok konuda araştırmanı sürdürüyorsun. Evet. Teşekkür ederiz sana da. Kolay gelsin diyelim. Nermin Geyik bizlere anlattı ve Nermin'le birlikte bu yeni doğan çetesinin ne olduğunu, liderinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, sonrasında devam edeceğiz.